أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adımdan dolayı kusurlarınız, günahlarınız ve ayıplarınız bağışlansın. Yine attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, şerefiniz, izzetiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili Müslümanlar, geçen hafta Fatiha suresinin faziletiyle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 hadisi paylaşmıştık. Bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimize göre Fatiha suresi Kur'an'ın İki kapağı arasında olan surelerin en büyüğüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimize göre ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Furkan'da kendisine benzer bir sure yer almamaktaydı. Allah Resulüne göre Fatiha suresi ümmül kitaptı, kitabın anasıydı. Namazda tekrarlanan, namaz içerisinde kendisini tilavet eden müminlerle Allah arasında bağ kuran 7 tekrardı. Maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza şifa Fatiha suresinde yer almaktaydı. Zira bize bunları aleyhissalatü vesselam öğretmekteydi. Müslümanlar, bu akşam programımızı sadece Besmele-i Şerif'e ayıracağız. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure yer almaktadır. 114. 9. sure olan Tevbe suresi hariç 113 surenin başında Bismillahirrahmanirrahim yer almaktadır. Neml suresi 27. sure. Bu surenin 30. ayetinde de Besmele-i Şerif yer almaktadır. Neml suresi ki Süleyman aleyhisselamın kıssasını detaylı, etraflı bir şekilde anlatan suredir. Zira Süleyman aleyhisselam Sana melikesi, Yemen'in kraliçesi Belkız'ı Allah'ın dinine davet etmek, kendi peygamberliğini, risaletini sunmak adına Hudhud kuşuyla bir mektup gönderir. Belkıs'ın eline mektup ulaştığında istişare heyetini akil olan insanları bir araya topluyor ve diyor ki İnnehu Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Bana, yani Belkıs'a, yani Yemen'in kraliçesine, Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah adıyla bir mektup ulaştı diyor. Evet, bu ayetle beraber
Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de tam 114 tane besmele yer almaktadır. İkinci değineceğim mesele. Her ideolojinin kendisini anlatan, anlamlandıran kavramları vardır. Doğru mu? Bu kavramlar bu ideoloji sahiplerinin tanımlamasıyla içeriği doldurulması lazım. Eğer komünizmin mimarı Karl Marx'sa, Karl Marx'ın belirlemiş olduğu kavramları Karl Marx'ın zihniyle anlamak zorundayız. Kapitalizmi de, liberalizmi de, insan ürünü ne olursa olsun her bir ideolojiyi ideoloji sahiplerinin yüklediği kavramlarla anlatmak ve anlamak zorundayız kardeşler. Şimdi İslam bir güneş gibi insanlığın önünde duran İslam'ın da kendine has Allah'ın ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içini doldurduğu kavramlar vardır. Bu kavramlara hiçbir beşer dili, hiçbir beşer zihni dokunmadan yedi kat göğün Rabbi Allah'ın tanımlaması, anlamlandırmasıyla bakmak zorundayız. Bütün insanlık böyle bakmak zorundadır. Ama maalesef Müslümanların cehaleti İslam düşmanlarının hiyanetiyle İslam'a has kavramlar zihinlerde ve dillerde basit anlamlara mahkum bırakılmıştır. İşte kendisine pranga vurulan, basit anlamlar yüklenilen en önemli kavramlarımızdan bir tanesi de Besmele-i Şerif'tir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bizim halkımız arasında, ailemizde, sokağımızda, mahallemizde besmele koruyucu bir melek hüviyetindedir. İnsanları şerden, belalardan koruyan bir sigortadır, teminattır. Evin hanımına değerli bir vazo mu hediye edildi masaya koyarken Bismillah? O masanın etrafındaki toz mu alınacak? Vazoya zarar gelmesin Bismillah. Karnımız doyacak. Açlıktan mı korkuyoruz? Bismillah. Kilo almaktan yana kaygımız mı var? Az yemek için bu sefer Bismillah. Öğrenci gireceği sınavdan yüksek not almak için doktor hastasını ameliyat masasında kaybetmemek için tüccar da güne karlı başlamak için Bismillah. Şoför kaza yapmamak için, elektrik teknisyeni çarpılmamak için, tacir gün sonunda hasılayı yanlış saymamak için Bismillah der. Bazısı da güçlü bir besmele çekersen, ihlaslı bir besmele çekersen suda yürürsün, havada uçarsın derler. Bizim nazarımızda Besmele-i Şerif ancak bu kadar bir fonksiyona sahiptir. Halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselamın damadı, İslam halifesi, İslam'ın yalın kılıcı, alim bir sahabe Ali bin Ebi Talib, bakın Besmele'yi nasıl tarif ediyor. Diyor ki Kur'an Fatiha'da. Fatiha Besmele'de. Besmele'de B harfinde diyor toplanmıştır. Subhanallah. Kur'an Fatiha'da toplanmış. Biz bunu geçen haftaki dersimizde anlatmıştık değil mi? Bir Müslüman Fatiha'yı iyi anlamak ve anlatmak istiyorsa Kur'an'ı iyi anlamalı, Kur'an'a tam vakıf olması gerekiyordu. Neden? Fatiha Kur'an'ı cem eden bir sureydi. Kur'an'ın anasıydı Resulullah'ın ifadesiyle.
Ali bin Ebi Talib bize bu hakikati hatırlattı. Ama ilim dünyamıza bir bilgiyi damlattı. Dedi ki Fatiha'da, Besmele'de B harfinde toplanmıştır. Şimdi bakın kardeşlerim. Biz Ali bin Ebi Talib'in bize öğretmek istediği şeyin ne olduğunu nasıl anlayacağız? İsterseniz gidelim alimlerimize soralım. Bakın onlar ne diyecekler sevgili dostlar. Buradaki her bir abim ve kardeşim ilk öğretimde, orta öğretimde veya lisede Türkçe dil bilgisi kurallarını görmüştür. İster anlayın, ister kalın, isterseniz ikiyle geçin fark etmez. Ama kulağımızda kalan kurallardan bir tanesi nedir? Bağlaçlardır değil mi? V bağlaçı, ile bağlaçı, bir takım bağlaçlar kulağımızda muhakkak kalmıştır. Bağlaçlar Türkçe'de ne işe yarar abiler? İki şeyi birbirine bağlar. İki şey arasında münasebet kurur. İki şey arasında bir ilişki meydana geldiğini bize anlatır. Bir kadın oğluna, oğlum kiminle buluşacaksın diye sorduğunda çocuğundan aldığı Ahmet ile cevabından oğluyla Ahmet arasında bir münasebet kuracaktır. Doğru mu hocam? Edebiyat hocası burada. Size biri, abi bugün işe neyle gideceksin diye sorduğunda araba cevabını, araba ile gideceğim cevabını verdiğinizde size soruyu soran sizle araba arasında bir ilişki kuracaktır. Peki hadi gidelim Besmele-i Şerife. Buradaki B bağlacı, Arapça hocam da burada, ilsak olarak ile görevini görmektedir kardeşler. Yani ben daha Bismillahirrahmanirrahim mimle bitirmeden B ile başlarken benim sesimi işiten, benim yazımı gören diyecek ki bu biriyle bir ilişki içerisinde, biriyle bir münasebet kurmak istiyor. Peki kim o? Allah ile kul, Halık ile mabut, Halık ile mahluk, mabut ile abid arasında bir ilişkidir bu. Yani bir mümin Bismillahirrahmanirrahim dediği anda Ya Rabbi bu işi senin için, senin adına, senin namına, sen razı olduğun için ve benim omuzlarıma kulluk görevi olarak yüklediğin için yapıyorum demektir Bismillah. Allahu Ekber. Ben şimdi Yusuf kardeş sohbete neyle başladım? Bismillah'la değil mi? Yani ben ne dedim masada? Allah'ım senin adına buraya oturuyorum. Senin için konuşacağım. Senin razı olduğun sözleri söyleyeceğim. Sen Yusuf bu masaya otur dedin diye oturdum demektir Bismillah. Mümine bir annem, mümine bir ablam, mümine biz 41 kız kardeşim hicabını, çarşafını, başörtüsünü üzerinden saldığında Bismillah dediğinde aynanın karşısına geçip peçesine şöyle iğneyi vurduğunda Bismillah dediği zaman Allah'ım şu sıcağa rağmen, yakan ve kavuran güneşe rağmen annemin, babamın, eşimin, akrabalarımın şu çarşafı ve hicabı giymeme karşı olmalarına rağmen sokaktaki insanlar gözleriyle beni yere devirecekmiş gibi bakmalarına rağmen yine de Bismillah. Yani senin adına, senin namına, senin için sen bunu emrettin diye yapıyorum demektir Bismillah kardeşlerim. Nikah, haram olan kişileri birbirine helal kılan bir ibadettir. Akşamleyin hanımınıza yaklaştığınızda cima edileceği esnada Bismillah deriz değil mi? Allah'ım sen bu kadını kadın sayıda
adamı bana helal kıldın. Bana onunla beraber olmayı emrettin. Resulünün aracılığıyla eğer kocanı bu gece memnun etmezsen sabaha kadar melekler sana lanet edecek sözünü işittim. Buna itaat etme maksadıyla ben bunu yaptım demektir Bismillah. Demek ki Bismillah kul ile Allah arasındaki bir bağ, bir köprüdür. Demek ki bir müminin besmele çekmeden yapamayacağı bir iş olmaması lazımmış. Nasıl mı? İçki kadehini kaldırıyorsunuz. Faizli bir iş yapıyorsunuz. Kadınsa dekolte kıyafet giyiyor. Zina anında sakalınızı sıfıra vururken, yabancı bir kadının elini tutarken, televizyon kanallarının en iğreti kanallarının düğmesine basarken, hadi buyurun Bismillah deyin. İçki kadehi elimde veya içki içenin elinde, diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Dernekten bazı arkadaşlarım ve kardeşlerim çıkacaklar. Elleri ceplerinde sigara paketini çıkartacaklar. Eğer yiğitlerse yaktıkları sigarayı içerken Bismillahirrahmanirrahim desinler. Ne der biliyor musunuz o zaman? Allah'ım bunu senin için içiyorum. Sen emrettin diye içiyorum. Kulluk görevi olduğundan dolayı içiyorum. Değilse başka bir maksadım yok demektir Bismillah. Faizle ev almak, araba almak, düğün yapmak, evine eşya döşemek için evden çıkan bir abim, bir ablam, bankanın kapısını, faizli bankanın kapısını şöyle tutarken yiğitse Bismillah desin. Banka müdürünün karşısına oturup, mini etekli sekreterin yanında faizli anlaşmanın altına imza atarken kalemi tuttuğunda yiğitse Bismillah desin. Allah Bakara suresinde faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir demesine rağmen Allah'ım bunu senin için yapıyorum. Sen emrettin diye yapıyorum. Kulluk görevim olduğundan dolayı yapıyorum demektir Bismillah. Diyebilir misiniz? İslami midir? Değildir kardeşlerim. Hadi akşam saat 8'de erkeklerin ve kadınların bir arada eğlendikleri bir düğüne davet olalım. Hanımım, annem, teyzem, kız kardeşim aynanın karşısına geçsin. Daha Ayşe Hanım daha bitmemiş demek için, güzelliğini sergilemek adına, kendini beğendirmek adı altında yeni aldığı dekolte kıyafetin düğmelerini çekerken Bismillah desin. Erkek ve kadınların beraber oynaştığı, içkilerin masalarda servis edildiği düğün salonunun kapısından adım atarken Bismillah desin. Masaya otursun, orkestra şefi ortalığı hareketlendirmek için elini kaldırsın, o abla kurtlarını dökmek için sahneye koşarken haydi Bismillah desin. Olur mu Müslümanlar? Çünkü o zaman ne demiş olur? Allah'ım senin için, senin namına, senin adına, seni memnun etmek için, cennetini kazanmak için ben bu Bismillah'ı söyledim demiş olmaz mı güzel dostlarım? O zaman evet, düzüyle tersiyle, doğrusuyla yanlışıyla, eğrisiyle bu meseleye baktığımızda kardeşlerim şunu görmekteyiz ki Bismillahirrahmanirrahim ifadesi, kavramı bizim hayatımızda büyük bir öneme haizdir, bunu bilelim kardeşim. Bu bizim için önemli. Ama maalesef ismi Müslümanların isminden olan, adı Ahmet, Muhammed, Fatıma olan ve kendini Müslüman olarak gören ve atfeden
bazı insanların besmeleleri de farklıdır. Ne için? Sevgili dostlar, hayat programını Allah'tan almayanların besmelesi farklıdır. Söylediği sözü ve yaptığı işi Allah belirlemeyenlerin besmelesi farklıdır. Hayat programını firavunlardan, Nemrutlardan, Hamamlardan, Belamlardan alanların besmelesi bir ismi firavundur. Bir ismi Belam'dır. Belam'ın adıyla yapıyorum. Çünkü onu memnun etmek, onun gönlünü kazanmak, onu yüceltme adına yarışıyor. Eğer onun hayat tarzını dünya, dünyanın içindekiler, dünyanın süsü belirliyorsa, onun besmelesi bir ismi dünya, bir ismi para, bir ismi makam ve mevkidir. Çünkü onlar adına bir iş ve bir söz söylemektedir. Bunu diller söylemez. Hiçbir Allah'ın kulunun bu sokakta geçerken bir ismi Firavun diye bağırdığını duymazsınız. Onların dili de besmele çeker. Ama kalpleri, zihinleri ve hayatlarına yansıyan çarpık amelleri maalesef söyledikleri sözü yalanlamaktadır. Allah Subhanahu ve Teala hem sizi hem beni hem de bizden olan zürriyetimizi böyle bir anlayıştan muhafaza kılsın. Tekrarlıyoruz kardeşler. Önemine binaen Bismillah Allah için, Allah adına, Allah istedi diye kulluk maddelerimizi belirleyen Allah olduğu için bu sözü biz söylüyoruz. Peki aklınıza şöyle bir soru gelir mi? Ya da şeytan böyle bir soruyu bizim aklımıza getirebilir mi? Benim adıma kulluk maddelerini belirleyen Allah'a iman ettim. Dikkat edin Müslümanlar buraya. Benim iznimi almayan, benim fikrimi almayan, benim düşüncemi almayan ve benim adıma kulluk maddeleri belirleyen Allah'a iman ettim ve bu maddelere nefsimi boyun eğdireceğime söz verdim. Bakın dikkat edin ama. Ne diyor? Tek taraflı bir anlaşma var. Ama benim adıma karar alınan işlerin benim için hayır mıdır, şer midir olduğu konusunda tereddütlerim var derse ne diyeceğiz Müslümanlar? Sen diyorsun ki namaz kıl. Sen diyorsun ki zinayı terk et. Kadın sen diyorsun ki tesettür giy. Faizde alışayım, bırak. Bunun benim için hayır mıdır, şer midir konusunda benim şüphelerim var. Şimdi ben desem ki güzel dostlar, içinizdeki bir kardeşle ticari bir iş yapmak istiyorum. Ve ona diyorum ki, arkadaş, anlaşma maddelerini tek taraflı sen belirle. Ne istiyorsan yaz. Neyi uygun görüyorsan koy. Bunu akıl sahibi kabul eder mi? Babanızın oğlu dahi olsa kabul etmezsiniz. Neden? Bir anlaşma maddesi karşınıza çıkıyor. Yusuf Yılmaz, sermayenin 9/10 sen karşılayacaksın, 1/10 ben. İkinci madde, kârın 1/10 Yusuf Yılmaz'a ait, 9/10 bana ait. Diyemez mi? Der değil mi? Seni kandırabilir. Hevasına ve hevesine uymuş olabilir. Hiçbiri olmasa da ya benim ne ihtiyacım var, benim ne takım gereksinimlerim var konusunda tek taraflı maddeyi belirleyen kardeşe bu anlamda güvenmiyorum dersiniz, işin içinden çıkarsınız. Ama bakın sevgili dostlar, bunu Allah ile düşündüğümüzde vallahi de Allah bundan uzaktır. İsteyenler besmelenin 3. kelimesine baksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ey aklına, zihnine ve kalbine böyle şüphe düşen kullarım, bilin ki ben Rahman ve Rahim'im. Allahu Ekber. Sizi yaratılmadan önce de,
anne rahmine düştüğünüzde de, anne rahminden yeryüzüne geldiğinizde de, anınıza kadar size Rahman ve Rahim olan ismiyle muamele eden bir Allah'ım. Allahu Ekber. Tereddüt etme, şüpheye düşme. Senin için belirlemiş olduğum tek taraflı bütün kanunlarda, kurallarda senin menfaatin söz konusudur. Senin hayrın söz konusudur. Allah kalbimize böyle sükunat veriyor, sakinlik veriyor, bedenimizi tabir yerindeyse gevşetiyor kardeşlerim. Şimdi güzel dostlar, merhamet timsali bir anneyi düşünün. Diyorsunuz ki ey anne, oğlun şu işi yaptığında karşılığında 100.000 TL para kazanacak. Ama 3 gün sonra da kendisi öldürülecek. Bir anne bunu kabul edebilir mi? Oğulları hayat bulsun diye, kızları hayatta kurtulsun diye hayat kadını olmayı tercih eden merhamet yüklü bir kadın senin bu teklifini kabul edebilir mi? Bedenini oğlu için satan, kendi hayatını karartan, çocukları için kendini ateşe atan bir anne senin teklifini asla kabul etmeyecektir. Değil 100.000, daha fazla vereceğin gelirleri dahi elinin tersiyle itecektir. Şimdi ey dost, vallahi de billahi de yeryüzü dolusu yemin olsun ki Allah merhamet sahiplerinin en merhametlisidir. Bütün merhamet sahiplerinin kalplerine merhameti akıtan Allah'tır. O yüzden korkma. Güven içerisinde ol. Vallahi Allah Rahman ve Rahim olandır. Her şeyde senin menfaatini gözetendir. Değilse git Resulullah'ın mescidine. Allah gizleseniz de, açığa vursanız da, yapmış olduklarınızı veya yapmaya niyetlendiklerinizden dolayı size hesaba çekecek ayeti indiğinde sahabenin dizlerinin bağı çözüldü. Yıkılmış enkaz bir bina haline gelerek Resulullah'ın yanına çöktüler. Dediler ki ya Resulallah, biz namazla, hacla, hicretle, cihatla emrolunduk, bunların hepsini yerine getirdik. Elhamdülillah. Bunlara sabrettik. Amenna ve saddakna dedik, işin içinden çıktık. Ama bugün öyle ayetler indi ki buna gücümüz yetmiyor. Takatimiz yetmiyor. Kalbimiz dayanmıyor. Bedenimiz bu ağır yükü kaldırmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz semi'na ve ata'na gufranaka rabbana ve ileykel mesir deyin dedi. İşittik ve itaat ettik. Bütün hücrelerimizle, bütün benliğimizle. Ve ya Rabbi, senin bu emrini yerine getiremezsek bizi affet, bağışla. Muhakkak ki dönüş ancak sanadır sözünü bir zikir virdi haline getirdiler. Bunu ibadet bildiler. Yedi kat göğün sahibi Rahman ve Rahim olan Allah, la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah asla ve kat'a, asla hiçbir nefse taşıyamayacağı bir yükü yüklemez ayetiyle sahabenin ve kıyamete kadar gelecek müminlerin omuzlarından sorumluluğu kaldırdı kardeşler. Allah'a bakıyor. Allah böyle bir Allah. Seni üzmeyecek bir Allah. Canını aldığında tereddüt eden bir Allah. Seni üzmekten çekinen bir Allah diyor hadiste. Detayına girmeyeceğim. Senin için sürekli menfaati düşünen bir Allah. Hayrı yaratan bir Allah. Yap dediğinde menfaat vardır. Kaç dediğinde de vallahi menfaat vardır. Eğer onun emirlerinden, kanunlarından kaçarsan şer vardır. Allah Rahman ve Rahim'dir güzel dostlar. Peki Rahman ne demek dostlar?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara Rahman isminin konulmasını istemiyor. Biliyorsunuz değil mi? Ne olacak isim? Abdurrahman. Allah iki ismi diyor çok sever Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Abdullah, diğeri Abdurrahman. Ama diyor Rahman ismini koymayacaksınız. Sebep? Çünkü kardeşlerim Rahman bütün merhameti ve şefkati içine alan, barındıran bir isimdir kardeşler. Bütün merhameti. İnsan aklının ve vicdanının sınır koyamadığı, anlayamadığı bir isimdir Rahman. Bütün merhameti kuşatan bir isimdir Rahman. Dün Musa aleyhisselamı öldürmek için eline uzatanlara da rahmet sahibidir Rahman. Denizi ikiye yarıp kurtardığı Musa'sı için de Rahmandır Allah. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'le beraber Kabe'yi inşa ediyorlar. Bakara 126 bize bunu anlatıyor. İbrahim aleyhisselam Allah'a yöneliyor. Diyor ki ey Rabbim bu beldeyi emin bir belde kıl. Güvenilir bir belde kıl. Ve halkı içerisinden Allah'a ahiret gününe iman edenlerin ürünlerini bereketlendir diyor. Dikkat edin Müslümanlar. Beldeyi emin belde kıl. Güvenilir belde kıl. Halkı içerisinden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin ürünlerini devşir, bereketli kıl, çoğalt. Allah ne diyor? Sadece Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere değil, inkar edenlere de bir süre, yani dünyalık olarak bir süre, çok kısa bir süre. Yani tabir yerindeyse göz açıp kapayana kadar bir rızık, bir lütuf, bir merhamet, bir merhametin üzerinde daha fazla olan kerem vereceğim. Onların sonu cehennemde alevli bir ateştir diyor sonra Allah Subhanallah. Allah İbrahim aleyhisselamı ateşe atana da rahmet sahibi, ateşe atılana da rahmet sahibi. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşlayana da rahmet sahibi, taşlanana da rahmet sahibi. Allah sıcak havalarda hicabını, cilbabını giyen mümine bir kadına da rahmet sahibi, mine etekli sokaklarda dolaşan bir kadına da rahmet sahibi. Allah mescitleri bombalayan, secdelerde müminleri yakan, ırzları kirleten zalime de rahmet sahibi, o zulme maruz kalan mazluma da rahmet sahibidir. Sen ya Rabbi ne oluyor? Ben senin hukukuna teslim olmuşum. Senin kanunlarını yaşama adına hayatım telef olmuşken sen beni kafirlerle bir mi tutuyorsun diye bir serzenişte bulunursan, Rabbim onun için de sana bir reçete gönderiyor. Diyor ki üzülme ey mümin kulum, ben aynı zamanda rahimim. Sadece ve sadece ahirette kendilerine merhamet edeceğim. Müminlere sadece merhamet vardır. Artık zorbalara, zalimlere, küfür ehline, kendisine ve insanlara zulmedenlere merhamet yoktur. Zira ben sadece müminlere karşı rahimim. O da ahirettir güzel dostlarım. Bunun için de Allah katında bizim için bir ferahlatma, bunun için de bizim için bir hayır mevcuttur güzel dostlarım. Allah-u Teala bundan istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Ve son olarak güzel dostlarım, Bismillah, Allah'la bağ kurmak isteyen müminlerin kendi aralarındaki parolasıdır. İman etmek isteyen, gönlünü Allah'a açmak isteyen, topraktan kurtulup gökyüzünde ulvileşmek isteyenlere
bir iptir Bismillah. Kime dedik? Taif seferine gidelim hadi dostlar. Mekke'ye tam 100 kilometre uzaklıkta bir Taif beldesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarının yer aldığı bir Taif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasını ve davetini rahatlatmak için Taif'e yolculuk yapıyor. 100 kilometre dostlar. Zeyd bin Harise ile beraber yaya olarak gidiyorlar. Yürüyerek dostlar 100 kilometreyi. 100 kilometre sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 gün boyunca, dikkat edin, 10 gün boyunca Taif'in tutulmamış hiçbir çadırını bırakmadı. Her kapıdan hakaretle kovuldu. Her kapıdan iftirayla kovuldu. Yetmedi. Bakın tam 5 kilometre, dikkat edin Müslümanlar, buradan neredeyse Bağcılar. 5 kilometre mesafeye kadar serkeşler, ayyaşlar, deliler, çocuklar tarafından taşlandı. Üzerine tükürüldü, üzerine balgamlar atıldı. Alay edildi tam 5 kilometre. 5 kilometre boyunca Zeyd etrafında tabir yerindeyse bir hat oluşturdu, bir duvar oluşturdu. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ya Resulallah, Uhud gününden sonra en çetin günün hangisiydi? Resulullah adres olarak Taif'i gösterdi. Zira ayak bileklerine kadar kan içerisinde kaldı. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 kilometre yürüdükten sonra Utbe ve Şeybe ismindeki kardeşlerin bağında bir duvara yaslandı. Ve şu sözler döküldü dudaklarından. Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çaresizliğimi ve halk üzerindeki güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, güçsüzlerin Rabbi sensin. Benim Rabbim sensin. Beni kime bırakıyorsun? Beni asık suratla karşılayan yabancılara mı? Yoksa işimi eline teslim ettiğin düşmana mı? Eğer bana gazap etmediysen, benim başıma gelen bu musibet, taşlanma, alay, hakaret, yaptıklarımdan dolayı senin katından gelen bir gazap değilse, ben hiçbir şeye aldırış etmiyorum dediği anda Allah Subhanahu ve Teala Utbe'nin ve Şeybe'nin kalbine bir merhamet tohumu gönderdi. Bu iki müşrik kardeş yanlarında köle olan Abbas'a dediler ki şu üzüm salkımını al, şu adama ikram et. Abbas gitti. Üzümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan ikramın Allah'tan geldiğini göstermek için o şerefli, o nazik Enes bin Malik'in ifadesiyle bir ipekten de yumuşak ellerini o bağa doğru uzattı. Dedi ki Bismillah. Abbas dedi ki bu söz, yani Bismillah sözü, bu belde halkının kullandığı bir söz değildir dedi. Neden? Çünkü Abbas'ın yaşadığı topraklarda insanlar Menat adıyla iş yapıyorlardı. Lat adıyla iş yapıyorlardı. Uzza adına iş yapıyorlardı. Ebu Cehillerin ve Ebu Leheblerin adına iş yapıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a döndü. Dedi ki sen kimsin? Ve diyor hangi dindensin? Dedi ki ben Hristiyanım. Ve ben Ninovalıyım. Yani İran bir şehri Ninova. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki kana, sıkıntıya, meşakkate hiç aldırış etmeden onları tabir yerindeyse somut bir madde gibi yanına koyuyor. Sen diyor salih zat Yunus bin Metta'nın bölgesindensin diyor. Allahu Ekber. Sen salih zat Yunus bin Metta'nın diyor bölgesindensin. Abbas'ın hayreti bir kat daha artıyor.
Diyor ki sen Yunus bin Medda'yı nereden tanırsın? Diyor ki biz kardeşiz. O bir peygamberdi. Ben de diyor peygamberim. Addas bu sözleri işittikten sonra Resulullah'ın kanlı ellerine bakmadan ellerine yapışıyor. Alnını, başını öpmeye başlıyor. Kanlı ayaklarına sarılıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sözüyle kainatın göğünü de çatlatıyor. O aradı, hayrı Bismillah sözüyle buldu. O Allah'ı istiyordu. Putperest bir kavmin çılgınlığından kurtulup alemlerin Rabbi olan Allah'a yücelmek istiyordu. Ve çözüm ilk Resulullah'ın dudaklarından dökülen Bismillah kelimesindeydi kardeşler. Ve Utbe ile Şeybe Addas'ı yanına çağırıyor. Diyor ki ey Addas diyor ne yapıyorsun? Senin dinin bu adamın diyor dininden daha mukaddesken neden bu adama böyle iltifat gösteriyorsun? Diyor ki bu adam peygamberdir. Yeryüzünde gezen en hayırlı kişidir diyor. Evet sevgili dostlar. Toparlayalım mı? Özetlersek Kur'an-ı Kerim'de 114 tane besmele vardır. Besmele kulu Allah ile bağlayan bir kavramdır. Söyleyeceğimiz sözü, yapacağımız işi Allah adına ve Allah istediği şekilde, Allah'ın istediği şekilde yapmanın sigortasıdır, imzasıdır. Besmele'de Allah'ın Rahman ve Rahim olan sıfatları gizlidir. Ve besmele müminlerin kendi aralarında birbirlerini tanıyabileceği, Allah'la bağ kurabileceği bir ipidir dostlarım. Allah anlamayı. Ali bin Ebi Talib'in sohbetimizin başında tarif ettiği şekilde kavramayı, hayata koymayı bizlere nasip etsin. Besmele ile hayat bulmayı, besmele ile hayata renk katmayı bizlere nasip etsin. Sevgili dostlar, sohbetimiz anında bir hakikatten bahsettik. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'de 113 sure Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyorlar. Bir sure ki Tevbe suresi besmelesiz başlıyor. Bunun hikmetini tefsir kitaplarına müracaat edebilirsiniz. Ve dedik ki bir besmele de bir surenin bir ayetinde geçmekteydi. Sorum, bu sure Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sure? İsmi nedir? Besmele'nin geçtiği ayet numarası kaçtır? Bunu doğru bir şekilde cevaplayacak olan kardeşime İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin tabir yerindeyse kalp doktoru olan bir alimin Nefis Terbiyesi isimli bir kitabını hediye edeceğim. Yalnız el kaldırarak. Oğuzhan mıydı? Buyur abi. En'am suresi 30. ayet. En'am suresi 30. ayet. Yanlış. Bir dakika. Buyur kardeş. Neml suresi 30. ayet. Neml suresi 30. ayet. Kaçıncı sure? Hatırlıyorum. 40. 23. 23. 40. 27. 27. Neml suresi 27. sureydi. 30. ayetinde tekrarlıyoruz. Bismillah. İnnehu Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Yemen kraliçesi Belkıs bana Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir mektup ulaştı demişti. Evet. Ben bu kitabı Mesut abiye hediye ediyorum.
Allah subhanahu ve teala gecenizi ve gecemizi mübarek kılsın. İslam beldeleri üzerinde sıkıntı çeken mümin kardeşlerimizin sıkıntılarının bertaraf olması için, yeryüzünün küfürden, şirkten, tuğyandan arınıp İslam'la şeref bulması için, nesillerimizin Kur'an'ın ve sünnetin nuruyla aydınlanması için, El-Fatiha ma salavat.